Hanımlar, beyler, herkese günaydın. Yayınımıza başlıyoruz şimdi. Evet, tekrar herkese günaydın. Ben Serkan Uludağ. Bugün 19 Temmuz 2012 Perşembe, haftanın son iki işlem günündeyiz. Saatlerimiz 10.25'i gösteriyor şu anda. Canlı yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle aramızda gönüllü arkadaşlar kendilerini gönüllü olarak söylediler mi acaba? Analizleri ona göre not almaları için. Umarım bu gerçekleşmiştir. Bu süreç içerisinde yeterince süre tanıdık. Çünkü şimdi yine video kaydımızı seyreden arkadaşlar için kısa bir özet geçeceğiz. Arkasından da sizlerle beraber diğer paniteler ve sorularınızı almaya başlayacağım. Sorularınızı her zaman söylediğim gibi forex24.com üzerinden alıyoruz. Orada ayrı bir başlık açtık. Genel sohbetin içerisinde canlı yayın soruları diye. O bölümden sormaya başlayabilirsiniz. Özellikle video kaydımız bittikten sonra o soruları da tek tek cevap vereceğim. Ses konusunda bir sıkıntımız var mı acaba? Önce onu bir alalım. Peki. Evet, yok diyorlar. Şimdi o zaman bakalım, öncelikle Euro Dolar paritesinden başlayalım. Euro Dolar paritesi için saatlik ve 4 saatlik grafiklerimizi açalım. Dün gece ne demiştik? Demiştik ki şuradaki 23.02-23.32 aralığının geçilmediği takdirde aşağı hareketin devamını bekliyoruz diye iki tane seviye belirtmiştik. Bu iki seviyeyi de şu anda çok güzel işledi. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldik. 23.23 seviyesiydi galiba, pardon, hemen onu bir düzelteyim. 23.02-23.23 seviyesinden bahsetmiştik. Bu seviyede şu anda güzel bir şekilde çalıştı ve bu aralığın şu anda üzerinde değiliz. Aman dikkat diyorum, çünkü bu seviyenin üzerinde kalındıktan sonra şuradaki bölge hızlı bir şekilde geçilip, yani yaklaşık 35 pip civarında hızlı bir hareket gerçekleşebilir. Bu da bir fırsat çıkarabilir özellikle kısa vade düşünenler için. 23.57'ye kadar dikkatli olmalısınız. Yani hem scalping için hem kısa vade biraz daha dediğim gibi şu aralığı bekleyenler için de güzel bir seviye olacaktır burası. Dikkat etmekte fayda var. 23-23 güzel bir seviye. Ben de bu sırada şey ayarlamaya çalışıyorum. Gece analizlerine kana koyu getirmeye çalışıyorum. Evet, gece analizlerine ne demişiz? Euro'da için 23-02-23-23 aralığı bugün için önemli demişiz. Gerçekten de güzel bir tespit oldu. Güzel bir direnç seviyesi belirttik. Buradan şu anda yavaş yavaş aşağı doğru geliyor. Buradan yine scalping yapanlar için güzel bir fırsat yakalandı. Bakın, buradan bakarsanız şu ana kadar 14 pip civarında bir geri çekilme gerçekleşti. Gece analizlerimizi okuyanlar da bundan umarım faydalanmıştır. Dediğim gibi biz burada seviyeleri belirtiyoruz. Geri kalan işlemler tabii ki size ait, son kararlar size ait olacak. Kesinlikle bir yönlendirme yoktur analizlerimizde. Bu konuda da dikkatinizi çekmek istedim. Evet, şu anda dediğim gibi eğer şuradaki 23-23 seviyesinin üzerine kalırsak, dediğim gibi 23.57'ye doğru bir hareket kalamaz isek, şuradaki 23.02'ye doğru bir geri çekilme gerçekleşebilir. Bunu söyleyeyim unutmadan. Bunun dışında eğer ki bu seviyenin de altında kalırsak, şuradaki 22.68 seviyesine doğru bir geri çekilme tekrar gelecektir ki bu da yaklaşık 35 pip civarında. Şu aralığa dikkat edelim diyoruz. Şunu da kaldıralım buradan, ya da bunu kaldırmayalım, bunu da tam direkt olarak bahsettiğimiz aralığa çekelim. Göstergelerimiz bize ne diyor? Ondan da bahsedelim. Göstergelerimiz bize ne diyor? Özellikle 4 saatlik grafikte stokastik göstergemiz yine tepe noktalarına gezinip duruyor. Bu da açıkçası hala net olarak yukarı hareketin başladığı anlamına gelmiyor. Bunun alttaki göstergemiz ise ne durumda? Bu da gördüğünüz gibi yavaş yavaş boynunu bükmeye çalışıyor. Bakalım 0.75 seviyesindeki kritik bölgenin altına inebilecek mi? Bunu da kontrol edeceğiz. Zaten öğleden sonraki canlı yayınımızda da daha net olarak bunun sonucunu öğrenebiliriz. Şu anda hala buralığın üzerinde kalmadığımız için net olarak yukarı hareketin devamını bekleyemeyiz.
şu bölgeye dikkat edelim. Sterlin dolara geçelim. Sterlin dolar için ne demiştik ve ne oldu şeklinde hemen kısa bir özet yapalım. Sterlin dolar için de bugün 1 Aralık belirleyeceğiz. 1.56 66 1.56 86 olarak belirtmişiz. Burada gördüğünüz C'nin herhangi bir önemi yoktur. Bu bir şifre değildir. Merak etmeyin. Yanlışlıkla yazılmış bir şeydir. 56 66 56 86 aralığı. Evet, şu anda bakın tam olarak bu aralığın tepesindeyiz. Üzerine çıkıp çıkmama konusunda bir kararsızlık yaşıyor. Şu anda bu seviyenin üzerine çıktı kalınması durumunda da 1.57 20'ye doğru bir hareket gerçekleşebilir. Burada tabii ki yine karar size ait olacaktır. Bu seviyenin kırılıp kırılmamasına göre ya aşağı doğru 20 piptik bir geri çekilme ile 56 66 ya da 57 20'ye doğru bir hareket bekleyeceğiz. Buranın üzerinde saatlik bir kapanış beklemek biraz riskli şu an için. Çünkü daha yarım saat var. Yarım saatlik kapanışa bakalım. Bakın yarım saatlik kapanış bu seviyenin altında oldu. Bu pek de yani yukarı hareket için çok da olumlu bir sinyal değil şu an için. Bunu belirteyim. Belki saatlik kapanış bu seviyelere yakın bir yerlerde yani şu bölgelerde olursa o zaman 57-20 söz konusu olacaktır diye düşünüyorum şu anda. Ama şuradaki bölge şu an için hala geçilemedi. Bunu söyleyeyim. Altına bakalım şu anda. Altın fiyatlarındaki durum nedir? Altın fiyatları için ne demiştik? Dün çok başarılı bir gün geçirdik. Özellikle dün şurada yaşanan hareketi çok güzel olarak tespit ettik ve tam olarak da hedefimizden döndü. Bu da yaklaşık 180 pip yani 18 dolarlık bir aşağı hareket anlamına geliyor. Faydalananlar olduğunu da görmüştük. Şimdi bugün için konuşursak hafif bir yukarı tepki var. Stokastik göstergesi de bu yukarı tepkiyi şu an için destekliyor. Fakat gördüğünüz gibi hareketli ortalamaların kısa vadede bile altındayız ve hareketli ortalamaların üzerine bile çıkamadan şu anda yine hafif satıcılar ile karşılaştık. Gece analizimizde biz ne demiştik? 1582.54 ile 1586.85 aralığından bahsetmiştik. Bugün biraz daha yakın tuttum. Çünkü yukarı hareketler gelirse hızlı olabilir diye çok yukarı bir seviye direnç belirtmedim. Şu aralığın kırılması bizim için yeterli olacaktır. 1582.54, 1586.85 şu anda bu aralık kırılamadı hala. O yüzden kısa vadede bile ben yukarı hareketin devam edeceğini şu an için düşünmüyorum. Eğer ki şuradaki 86.78'in de üzerinde kalırsak ses artıralım diyor arkadaşlar. Bir deneyelim, bir deneyelim. Daha iyi oldu mu acaba? Salih Bey. Peki. Ya bu ses yavaş yavaş kendi kendine kısılacak ama yine ses azaldığında siz söylerseniz sevinirim. Evet, ne diyorduk? Bölmeyelim. 1586-85. Yani size söylemedim bölmeyelim derken sakın yanlış anlamayın. Hani ben devam edeyim şeklinde söyledim. 1586-85 seviyesinin üzerine kalırsak şuradaki yaklaşık bir 15 dolar civarına mı? Pardon, kaç? Pardon. Yaklaşık 6.970 pip civarına yani 7 dolar civarında bir yukarı harekette tekrar 1593.81'e hareket edebiliriz. Hangi koşulda? Şuradaki mavi bölgenin yukarı doğru kırılması koşulunda. Bunu da tekrar edeyim. Sizlere söylediğim gibi buradaki yaptığım grafiklerle ilgili şablonları da size göndermek için hani nasıl tam olarak yapabiliriz bunun için çalışıyorum. Onu da sizlerle paylaşacağım. O konu aklımda. Bu şablonları da siz de kendi MetaTrader'ınıza her gün analizlerden önce kuracaksınız. Böylelikle çalışmaları beraber şekillendireceğiz. Aynı grafikler sizde de olacağı için daha net olarak anlayabileceksiniz. Evet, sonrasında XAU'da tamam. 4 saatlik grafiklere baktığımızda dediğimiz gibi stokastik göstergesi şuradaki yukarı hareketi biraz olsun destekliyor şu an için. 82'nin üzerinde 86-85 var. Buradaki aralık kırılmadığı takdirde tekrar 75-57, 60, 1568, 61 ve 1564-30'a doğru geri çekilmeler biraz olsun tekrar gerçekleşebilir. Bu aralık önemli, kırılıp kırılamayacağına bakmamız gerekiyor. Euro dolar için temin ne demiştik? Scalping için uygun bir seviyeydi demiştik. 14 dolarlık bir kar vardı. Şu anda yine aynı şekilde hala 14 dolarlık bir kar var. Eğer değerlendirenler için
burada bahsettiğimiz olan aralığın üst seviyesine. Sterlin dolar da aynı şekilde bakın yine bu seviyenin üzerine kalamadı. 30 dakikalık grafiklere bakmıştık. O da kapanışı 30 dakikalık kapanışlarda bu seviyenin altındaydı. Bu da yukarı hareketi şu an için net olarak desteklemiyordu. Bunu da belirtmiştik. Ama üzerinde kalınması durumunda ısrar etmeyelim belirttiğimiz hedefe doğru. Evet, gelelim dolar TL'ye. Dolar TL paritesine. Bu pariteye de aslında çok fazla ilgilenen arkadaşımız var. Şimdi bunun için 80-10-79-80 gibi 30 piplik bir bölge belirttik. 80-10-79-80. Burada çok fazla çizgi oldu. Bunları hemen alıyoruz. Bakın şu bölgeye. Bu bölgeye yerleştirdik bunu. Tamam. Aynı şekilde bunu 4 saatlik grafiklerimize de yerleştirelim. Evet, tam olarak şu bölge. Eğer bu bölgenin altında kalmayı başarırsak, hop, tamam. Şimdi şunu da kaldıralım. Gereksiz olan şeyleri. Tamamdır. Şimdi dolar TL analizini tekrar baştan başlayayım ben. Diyoruz ki bir 79.80, bir 80.04. Ya da 80-10 olarak da bunu algılayabilirsiniz. Dün gece de 80-10 olarak belirtmiştik bakın şurasını. Şu bu aralık, bunu biraz daha yukarı çıkartalım o zaman. Şu aralık kırılmadığı takdirde biz tekrar yukarı doğru hareketin devam etme ihtimalini öngörüyoruz. Fakat bugün saat 14'te biliyorsunuz Merkez Bankamızın bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir faiz kararı olacak. Burada yine sürprizler de bekleyenler var, beklemeyenler de var. Yani herhangi bir şekilde faizlerde bir değişiklik olmayacağını bekleyenler de var ya da indirim gelebileceğini düşünenler de var. Bu yüzden faiz kararına göre de hareketler gerçekleşebilir. Özellikle faiz indirimi sonrası muhtemelen hareket daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Neye göre, neyle kıyasladığımız zaman faizlerde herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, yani sabit tutulması durumundan bahsediyoruz. Şimdi bu aralık kırılmadığı takdirde hedefimiz neresiydi? 1.80.43'tü. Bu seviyemize çok az yaklaştık. Yaklaşık şurada bakın gördüğünüz gibi 4 pip civarında yaklaştık. Fakat tam olarak ulaşamadan tekrar bu aralığa geri döndük. Şimdi tekrar bu seviyenin değer üzerinde ulaşır ve buranın da üzerine kalırsak 80.82, 81.06 ve 81.45'e doğru yukarı hareketler gelebilir. Eğer ki bu aralığın altında kalırsak, özellikle haberle beraber bu işlem gerçekleşirse 79.41 ilk hedefimiz olacaktır diye düşünüyorum. 79.41. Eğer ki buranın da altında kalırsak size verebileceğim başka bir hedef var mı? Aslında var. 78.55 civarında bir hedef var. Bugün onu da işaretleyelim. 78.56 oldu. Tamam, çok güzel. Bu da yeter. 78.56. Eğer ki 79.41'in de altında hızlı bir şekilde gelirsek, özellikle faiz kararı sonrası gelen açıklamalarla 78.56'ya kadar da geri çekilme ihtimali var bu seviyenin kırılması durumunda. Sanırım dolar TL'yi de anlattık. Son olarak bir de VTI'ye bakalım. VTI için de saatlik grafiklerimizi açalım. Çok yakınız, biraz uzaklaşalım. Çok güzel. Evet, VTI içine baktığımızda gördüğünüz gibi yukarı bir trend şu anda söz konusu. Bu yukarı trendin için dün gece ne demiştik, hemen ondan bahsedelim. Yukarı trendten bahsediyorduk. Birçok kişi bunun önümüzden faydalanmıştı. Şu an 90-66'ya doğru bir hareket ediyoruz demişiz. 90-66 hedefimize de zaten ulaştık. Gece saatlerinde belirttiğimiz, bakın açılış fiyatı 90-30 civarlarındaydı. Ve ondan sonra 90-66 tam olarak neresi? Şuraya denk geliyor. Buradaki hedefimize de şu an için ulaştık. Buranın da üzerine kalırsak bugün 91.46 seviyesine kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir diye düşünüyoruz şu an için. 91.46'da önemli bir seviye. Aşağıda destek noktası olarak belirtebileceğimiz yer ise, tekrar bakalım ne demiştik, 88.90.
88-90. Biz bunu bugün şu anda değiştiriyoruz. 90-00 88-58 olarak değiştiriyoruz. 89-90 ortalama olarak bakın tam şuralara denk geliyordu. Yani bunu uygulayabilirsiniz tabii. Yani 90 şunu şöyle de yapabiliriz. Bakın iki tane seviye belirtelim. Eğer ki çok çok aşağı bir seviye olacaksa sizin için burada belirttiğimiz aralık 90-36 ile 89-90'ı kullanabilirsiniz ama bence asıl olan destek şuradaki bölge 89-00-88-58 seviyesi. Evet, şimdilik kaydı izleyen arkadaşlar için ekranı şu an için donduralım. Devamını yine sizlerle beraber burada bizimle kalan arkadaşlara devam edeceğiz.